Ben Neslihan Kalender. Evet, o benden daha enerjik söyledi. Şimdi bir keşif çalışmasına gidiyoruz, değil mi Neslihan Kalender? Evet. Nereye bir tane söyleyelim mi? Söyleyelim. Sıdıklı Büyükoba köyü varmış. Orada bir mor bahçe varmış. Aa. Orayı keşfetmeye gidiyoruz. Ama şimdi söylersek herkes gitmez mi oraya? Herkes gitsin. Evet, herkes gitsin. Herkes sanatını konuştursun. Güzel söyledi. Aynen öyle. Hadi bizi takip edin. Şimdi kanala abone olun. Diğer videolarımızda da ilk siz yorum yapın, olur mu? Benim kanalıma da abone olursanız. Onu da şurada bir yere bırakırız. Ona da link atarız. Oradan izlersiniz YouTube'dan. Tamam. Hadi bizi izlemeye devam edin. Hadi görüşürüz. Çok uzattık. 柠檬的茶饮 Evet, neredeyiz Neslihan Kalender? Sıdıklı köyündeyiz. Evet, oranın girişi sayılabilir aslında ama çok güzel bir yerdeyiz, onu söyleyelim. Arkamızda mor bahçe bulduk. Şöyle bir bakın, mosmor güzel bir bahçe var. Burası tam fotoğraf çekimlik. Biraz Neslihan'ın fotoğraflarını çekeceğiz. Eğer burası solmazsa ve müşterimiz denk gelirse onların buraya da fotoğraflarını geleceğiz. Çekmek için getireceğiz buraya. Hadi o zaman şimdi birkaç tane Neslihan çekelim. Hadi ben çekeyim. Neslihan bir tane de, Neslihan'ın birkaç tane fotoğrafını, özür dilerim. Saçmalıyor aman. Hadi bakalım. Hep öyle. Hadi beraber seyredelim. Mor çiçekler çok sık değil ama yine de çok güzel gözüküyor. Neyse yani birkaç tane çektik. Ben de Tolga'm çektim. Bu arada şey de çektim ben. Duvar kağıdı çektim cep telefonları için. Linkini burada bir yere aşağıya bir yere bırakırız. Oradan alırsınız. Cep telefonlarınıza duvar kağıdı çekmiş olduk. Bugün bir değişiklik yaptık. Ondan sonra çekmeye devam ediyoruz. Biraz da havadan görüntüler alacağız. Öyle işte, uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Gelincik buldu Neslihan Kalender. Şimdi onu fotoğraflayacağız. Önce ben fotoğraflayacağım, sonra Neslihan Kalender fotoğraflayacak. Bakalım hangisini beğenecek.
daha iyisini çekeceksin. Çektiğinin daha iyisini çekeceksin. Çektiğini beğenmeyeceksin, sürekli yeni diyeceksin. Mottomuz budur. Şimdi bu noktada bir şey itiraf etmem gerekiyor. Vallahi gelincik resmini benimkilerden daha iyi çekti. Ben de oyumun eslahını kalenderden yana kullanıyorum mecburen. Ona yemek ısmarlamak zorunda kalacağım. Bu mor çiçeklerin arasında muazzam bir şey buldu. Gidip beraber bakalım. Ve onu fotoğraflıyor şu anda. Evet. Mor çiçeklerin arasında aynı fonda bir beyaz. Sarıyah yolundayız. Burada ördekleri gördüğünüz gibi çektik az önce. Bir de gün batımı tam arkamızda. Evet. Belki yüzümüz siyah çıkıyordur. Şöyle dönelim. Burası bir mekanı gezdirmiş olalım. Böyle bir şey. Arkamızda Hirfanlı Barajı var. Çok uzaklarda, arkalarda bir sürü kuş gözüküyor. O kadar yaklaşamayacağız ama burası doğanın gerçekten çok güzel bir harikası. Neslihan Kalender böyle aşık aşık bakıyor o yüzden. bakalım biraz daha gezeriz belki şimdi. O görüntülerle sizi baş başa bırakacağız. Görüşmek üzere. Yahşi'deyiz. İskele dediler. Suyun içine bile gitmiyor iskele dedikleri. Bence onu kötülemeyelim de şu güzel manzara için bile buraya gelinir onu söyleyelim. Bence. Ya orası tabii öyle güzel aynen. Bir ortam. Kuş vallahi, sesleri falan. Gün batımı görüntü, çok güzel. Aynen. Bu görüntüler Kırşehir'de çekildi. Hepsi tamamı. Organik. Aynen. Güzel bir mekan aslında. Yani şu manzara için şimdi biraz sonra baş başa bırakacağız sizi kapanışta. Bu manzara için buraya gelinir. Mükemmel bir yer. Serin, sakin, kuş sesleri. Tabii insanlar olduğunda biraz sakinlik gidebilir. Bu korona döneminde kimse yok belki de. Aynen.
Ama yine de şu sesler dinlenir. Bak, sizi seslerle ve görüntülerle baş başa bırakıyoruz diyeceğiz ama biz vlog konusunda çok iyi değiliz açıkçası. Öyle çektiğimiz güzel görüntüleri atalım diye oluşturuyoruz ama çünkü bu vlogu herhalde bir 4-5 kere bitirdik. Aynen. Bir bitiremedik. Ama artık burada veda etmenin zamanı geldi. Çünkü huzurla bu sessiz sakin ortamda gün batımını izleme zamanı geldi. Biraz tabii bunu size de göstereceğiz. Şimdi tamamen bu videoluk veda ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.